Hüdapar'da bir açıklama gönderdi. Abdullah Aslan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısına ben Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın açıklamasının olduğunu ifade ettim. Kendileri de takip edip bana Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 12 şehidimizin ardından mecliste, meclis kürsüsüne yaptığı konuşmadan bahsetti ve 12 şehidimizi, 12 şehrimize ateş düştü. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum şeklinde açıklamasını gönderdi. Bizim şehitlikle yani, alakalı herhangi bir tereddütümüz söz konusu değil. Ahmet Hoca dedi ki bunu dedi açıkça resmen sormayın dedi. Ha doğru. Sorarsanız doğru. Yani yalandan, şey cevap verir. Yalandan cevap verir demek istiyor. Sizin temaslarınız var içeriden öğrenin. Ama bunu içeriden öğrenin dedi. Hatta Barış'ın dedi şunu iyi da, haber kaynakları var. Barış Bey öğrenebilir dedi. Şimdi yani. Meclis kürsüsünden bu açıklamayı yapılırsa beyan esas kabul etmemiz lazım. Şaban Bey niyet okumayalım. Şaban Sevinç. Makul geldi mi? Meclis kürsüsünden yapılan bir açıklama beyan esaslı. Hani burada hocam az önce neden bahsetti? Kaymakam ve imamın beyanlarını biz dikkate almalıyız derken burada Hüdapar bu beyanı ortaya koymuşken aksini söylemekte biraz bence ben söylemiyorum. Fitnede oluşturmaya sebebiyet Ahmet verebilir. Ahmet Hoca dedi ki açıktan sormayın araştırın dedi. Gerçekten öyleler. Peki dinleyelim. Ben bu beyanı esas kabul ediyorum. Zekeriya Bey'in şeyini de meclisteki konuşmasına rastladım yani haberlerde. Ondan da çok memnun oldum. Ama Hüdapar içinde parçalı bulutlu bir yapıdır. Zekeriya Bey de Hüdapar'ın tümünü temsil etmiyor. Oo. Evet. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu Hüdapar'ın tamamını temsil etmiyor dediniz. Zekeriya Yapıcıoğlu beyefendi yapıcıdır. Yine onun şeyi şu anda en yakın, en uygun gelen olmasa zaten hükümet, Cumhur İttifakı onu dahil etmezdi. Ettiklerine göre Zekeriya Yapıcı'nın yapıcı olduğunu düşünüyorum yani soyadı gibi. Ahmet Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Son günlerde, son yıllarda Türkiye'de Hint kökenli bir takım tarikat yapılanmaları var. İşte reenkarnasyon, karma gibi ya da işte yogod altında bir takım yapılanmalar var. Bir de onlar tarikat değil. Hocam anlatacağım. Şimdi bir taraftan da ezoterik yapılanma. Bir de Türkiye'de masonik yapılanmalar var. Bu konularla ilgili görüşünüz nedir? Masonik yapılar da Lyons Rotary masonik yapılar çok tehlikeli dış irtibatlıdır. En sonu Siyonizme ulaşan yapılar. Onlarda sorun yok. Öbürleri de mistik şeyler çıkardılar. Yani tarikatlara bir alternatif gibi bir o da modern bir şey oldu. Bazı ritüeller çıkarttılar. Ona göre kendini mutlu ediyor. Oradaki rabıta yerine bu da gözünü kapatıyor. Başka bir şeyler mi düşünüyor? Ne düşünüyorlar bilmiyorum. Yani bunların dini bir şey yok. Dayanağı yok. Yani bu şekilde işlere. Ha bir insan ben şunu düşünüyorum, rahatlıyorum diyorsa biz ona düşünme, haram demeyiz. Yani düşündüğü şey meşruysa, balıksa, çiçekse, yeşillikse, öbürüm başkasının karısını düşünüyorsa haram. Meşru bir şey. Yani bu gibi şeylerin içeriği insanlar kendine bakar. Bir de Kur'an sünnet ortadadır. Gayrimeşru şeylere tevessül yoksa kendini tatmin edecek bir şey. Hüdapar'dan açıklama geldi. Yani. Hobisi varsa yapar. Ahmet Bey, Hüdapar'dan açıklama gelmiş. Ferhat Murat'ı dinliyoruz. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bu partinin genel başkanı ve partinin kurumsal görüşünü yansıtır. Bunun üzerine diyebilecek fazla bir şey yok dediler. Parçalı bir yapı olduğunu kabul etmiyorlar. Ben Zekeriya Bey'in yapıcı olduğunu söyledim zaten. Sorun yok. Ama bir parti başkanı bütün rey verenleri temsil etmiyor. Tabii. Doğru. Şu anda haklısınız. Yani şu anda oy veren kesimi kastediyorsunuz değil mi? Şu anda Tayyip Bey'e rey verenler çok parçalı buluttur. Ahmet Bey siz Hüdapar yani, Ahmet Bey olsun, içinde Atatürkçüsü vardır, Kemalisti vardır, Şeriatçısı vardır, Reformisti vardır, İrancısı vardır. Yani gruplaşma. Siz siyasetçileri değil, oy verenler içerisinde Ahmet, böyle parçalı yapı olabilir Ahmet diyorsunuz. Ahmet Bey, Hüdapar'ın genel başkanına derken şu, orada mesela bu asker polis öldürülene şehit demeyen bir yapı da var.
Tabanda biliyorum. Aa, anladım. Yani Hüdapar'ın tabanında ben Zekeriya Bey'in parti yapısını öldürülen askerlerimize şehit demeyen bir yapıda var. Bunu ben biliyorum diyorsunuz. Evet. Peki Ahmet Bey, siz evet. Hüdapar'ın genel şehit başkanını överek, Hüdapar'ın genel başkanından övgüyle bahsettiniz ama aynı Hüdapar'ın genel başkanı şehitlerimizin geldiği gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada özerklik, federasyon tartışılabilir dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yo, ona da itiraz ettim. Ona da reddiye yaptım. Yani o asla kabul edilebilir bir şey değil. Hiç tartışılacak bir şey değil. Hiç konuşulmaz bile. Allah'ın birliği gibidir yani. Onu federasyon olduğunda 20 vilayetin ayrılacağı, oradan Erzurum'a, Siyonizm'e geçeceği belli bir şey. Bunu zerre kadar aklı imanı olan biri bunu tartışmaya açar mı? Niye açıyor? Peki, neden açıyor peki? Hem de üstelik de şehitlerimizin Ali geldiği Mahir bir Başarır'ın bir konuşması üzerine yapılmış da, bir konuşma. Ali Mahir Başarır bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulacak bir konu değil. Ben kendilerini eleştirdim bu konuda. Hocam, bir taraftan da Selahattin Demirtaş daha Abdullah Öcalan'ın heykellerini dikeceğiz dedi. Yani siyasi konulara girersek çıkamayız. Heykelini dikeceğiz dedi canım, Selahattin soralım. Demirtaş. Evet, ne diyorsun hocam yani? Selahattin böyle bir durum da var. PKK Ankara, terör örgütünün Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde var. O sözün arka planını anlattı ama Sayın Sinan Burhan. Ya Demirtaş zaten... Ne anlatırsa anlatsın, bırak Allah aşkına. Anlattı ya. AK Parti'nin... O cümlenin arka planı, ön planı, hiçbir planı AK olmaz ya. AK Partililerle yaptığı konuşmada geçen olmaz. Bir sözü... AK Partililerle ya, müzakerelerde yaptıkları görüşmede biz, geçen bir sözü biz, söylediğini söylüyor. Biz, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne Segbis yoluyla verdiği ifade de var. Net bir şekilde ne söylediğini duyduk. Bunun arkası önü falan olamaz ya. Özgür Özel de selam gönderiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da selam gönderiyor. Çok net bir şekilde. AK Partililere o zaman sorun. Siz Selahattin Demirtaş'la müzakerelerde ne konuştunuz? Terör örgütü heykelini lideri, dikeceğiz mi konuşmuşlar? Bunu mu demek lideri, bak bunu mu demek istiyorsun? Terör örgütü lideri... Yanlış. Öyle yani bir şey yok. Mümkün değil. Demirtaş'la müzakereler de yanlış. Demirtaş'ın da atı konmadı bu 52 kişinin ölümüne sebep diyeti var. 6-8 onu Ekim bizzat evet. Yaşadık. Onu bizzat yaşadık. Ben ona bakarım. Orada çok büyük bir kıyam yaptırdı. Ve insanları öldürttürdü. Buna sebep oldu. Ben bunu suç olduğunu herkes anlar. Ama selam göndermelerini nasıl buluyorsunuz hocam? Ama o konuyla ilgili yargılanıyor Selahattin Demirtaş. Henüz somut bir veri çıkmadı. Tweetler üzerinden yapılan bir soruşturma. Ben yani ama Selahattin konuşmasında, Sayın Ünlü, Selahattin Demirtaş'ın kimseye telefon açıp gidin orayı basın, burayı basın gibi bir ifadesi, sokağa bir talimatı yok. Etmedi mi? Bak, i̇şte sokağa davetten oldu bu. Ama işte. Sayın Ünlü, hukuk başka bir şeydir. Biz böyle yorumlar yapıyoruz ama mahkeme ortaya henüz bunu koyamadı. Bir talimat koyamadı. O yüzden... Hayır, ben şunu anlamıyorum. Yani şimdi bu devletin işlerine de aklım hiç ermiyor. Zaten Allah'ın işine kimsenin hak vermez. Tamam da bu devlet de bir... Yani bu adamın suçunun tespit edilip cezasının konulması, sonradan da yatarının ne kadar olduğunun bilinmesi lazım. Sürünceme aday olabiliyor. Her şey değişik. Mesela bu şey ne oldu yani? Atalay olayı mıydı? Neydi o? Hatay milletvekili. Can Atalay. Şimdi aylardır millet bununla meşgul ediliyor. Anayasa Mahkemesi Yargıtay ondan çatışıyor. Ya bu kadar el üzümü var. Bu Yüksek Seçim Kurulu. Bu adamın varsa bir şeysi zaten bunu adaylığını kabul etmesin. Bu fitneye niye sebebiyet veriyorlar? Bu milleti niye bu kadar boğattılar ya? Niye kutuplaştırıyorlar ya? Ya arkadaş, işimiz mi bitti? Memleketin bu kadar gavur düşmanı var etrafta. Yani o arkadaşın durumu. Ya arkadaş, bunu şaibe olan bir şey varsa şeyini kabul etme. Adaylığını kabul etme o ya. O zaman bir son dakika bilgisi vereyim. Siz konuyu açtığınız için. Tamam. Benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden edindiğim bilgi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin yarın genel kurulda okunarak düşürüleceği yönünde. Aa. Zaten onu bekliyorduk. Tamam, olması gerekiyor. Gürkan Acır. Yani benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki arkadaşlardan edindiğim bilgi, yarın Türkiye Büyük Fezlekesi Millet Meclisi hızlı bir şekilde. Evet, Yargıtay'ın kararı, Yargıtay'ın hükmü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin yarın
düşürülmesi bekleniyor. Benim bugün Türkiye, yani konularımın arasında vardı. Vardı ama şimdi söyledim. Ama şimdi bu zaten Ahmet Bey'e söyleyeceğim. Bunu bir ay önce de sizlerin programında ifade ettik. Adalet Bakanı ve AK Parti özellikle şeyin bir an önce okunması gerektiğini söyledi. Yine Adalet Bakanı geçtiğimiz haftalarda bize gelmişti, orada görüştük. Bunun mecliste okunacağını Barış'ın bilgisi doğru. Bu arada son dakikalar yağıyor. Ve Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde bir deprem var. Haberimiz var. Çok Canatan Ev vekilliği düşecek, evet, özeti bu. Yarın. Yarın ya da bir gün Canatan Ev vekilliği düşecek. Yani evet. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Bir bilgi daha vereyim. Notlarım, siyasete biraz sonra gireceğiz. Tabii izleyicilerimiz soruyor. Yarın aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini DEM Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder yapacaktı. Ancak sanırım orada bir değişiklik olmuş. Sırrı Süreyya Önder yerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan yarın meclisi yönetecek. Muhtemelen işaret mi yani? Muhtemelen de Celal Adan Yargıtay kararını okuyacak. Belli ki Sırrı Süreyya Önder herhalde okumak istemedi. Bunu yoruma dayalı söylüyorum, bilgiye dayalı değil. Evet. Ama yarın Ankara'da sıcak bir gün olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni izleyen muhabir arkadaşlarımıza da buradan bu duyuruyu yapalım. Benim konularımın arasında vardı. Var. Bir hukuksuzluk yaşanacak ya. Tabii bir hukuk. Yargıtay hangi Anayasa Mahkemesi? Anayasa Mahkemesi üstün değildir. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıydı ama uyuldu. Barış Bey, Ahmet Bey, Barış Bey'in olduğu programlarda polis bilgileri olur. Diğer programlarda polis bilgileri derler. Hiçbir kulis yok. Program biter, bir şey yok. Bir şey söyleyeyim. Şimdi son soruları alalım Ahmet Bey'i uğurlamadan önce. Ama hocam şeyi bilemedi ama. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak dedi. Şaban Sevinç haklı çıktı. Burada hakkını yemeyelim. Arada öyle şeyler olur. Geçen hafta geçen hafta yayını bile yapar, öyle şeyler de yapar. Geçen hafta yayını izleyememişsiniz. Gürkan'a söylemişsiniz. Evet. Barış arkadaş ne anlattı? Evet. Kaçırdım diye. Sayın Ünlü YouTube'da var. Geçen hafta çok güzel kulisler verdik. Bu hafta da siyasetin kalbini vereceğiz. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir yemek yiyor. Memleket Partisi'nin İstanbul belediye başkan adayı netleşti gibi. Orada bir film kopuyor çünkü. CHP'nin adayları var. İyi Parti'nin Ankara... Yeniden Refah'tan ilgili çok önemli kulis bilgisi var. İyi Parti'nin İstanbul... O da o benim için miyim? İyi Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayı çekildi. Tamam. Geri Barış çekildi. Barış bir fragman verdi şimdi. Olacak mı? Demirtaş'ın hanımı olacak mı İstanbul adayı? Bizi izleyin, anlatacağız şimdi. Tamam. Ya işte anlatma, bizim namazımız var, abdestimiz var. Sen söyle. Allah kabul etsin. O zaman peki. Hocam, şimdi bir arkadaşlar bir saniye. Bir Ahmet Bey uğurlamadan önce ben de birkaç sorum sorayım. Ahmet Bey, siz son seçimde... Sohbetlerim var, programlarım var. Biliyorum. Teşekkür ederiz bu arada. Çok sağ olun. Yanlış izleyemiyorum ama tamam. Barış Bey şeyleri bazen geliyor haberlere. Tamam. Şimdi efendim şöyle. Siz en son seçimde, 2019 seçimlerinde İmamoğlu, Binali Yıldırım yarışırken... Demiştiniz ki ben Binali Yıldırım'ı destekliyorum. Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı? Özellikle İstanbul için soruyorum efendim. Onu söylemeye ne gerek var? Yani biz Cumhur'un yanındayız. Yani her zaman şu anda... Murat Kurum. Cumhur'un yani uygun olduğunu görüyorum. Ama tabii daha iyisi olabilir miydi? Şu muydu, bu muydu? Güzelin sonu yok, tekamülün sonu yok. Ama şu anda tabii... Karşı tarafı destekleyemeyeceğime göre kimi destekleyeceğim ama çok içine girmeyeceğiz, yani girmeyelim şu siz an. Siz Sayın Başak Demirtaş'ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz? Çok iyi bakıyorum. Neden? Ekrem Bey kaybeder diye. Ya bu kadar da açık sözlü. Günün manşetini verdi. Günün manşetini verdi Ahmet Hoca. Günün manşeti bu. Evet. Yani peki, Ekrem Bey'e kıyak yaptık peki, şimdi. Ahmet Hoca şimdi biraz önce Hüdapar'ı mesela... Tehlikeli bulduğunuzu söylediniz. Hüdapar da Murat Kurum'u destekleyecek sizin gibi. O zaman ne olacak? Ben Hüdapar'ı tehlikeli buluyorum demedim. Öyle bir şey burada geçti mi? Hayır canım, şehide şehit demiyor. Derken bir sorun dediniz. Ya. Yok, ben öyle bir şey parti bazında demedim. Ben tabanda bu şey görüş olduğunda bazılar tabanda var mı? Ama parti, yani şu anda yapıcı olduğunun kontrolündeki partiyi, onların beyanı esas. Ben vicdani onlara nasıl... Vicdani ilgili de açıklama yaptı Hüdapar. Ne dedim? Hemen söyleyelim. Ne dedi? Vicdani red konusu bizim gündemimizde olmayan bir konudur. Daha önce de başka bir televizyonda Ahmet Mahmut Ünlü'nün söylemi
üzerinden soru soruldu. Şunu ifade edelim. Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu 1989-90 yıllarında İzmir'de deniz piyadesi olarak askerliğini yapmıştır. Ve şu anda böyle bir konu gündemimizde yok deniyor. Hüdapar'dan tamam. Arka arkaya açıklamalar geliyor. Anladım arka arkaya açıklamalar geliyor da kendisi kendi konuşmasına Şaban sonra Sevinç. Burada Şaban Ahmet Hoca Sevinç. Söyleyince Hocaya şunu soralım. Şunu öyle soralım. Öyle demedik diyor. Ama kendi açıklaması Demin var. Demin eş başkanı Kürdistan'da federasyon tartışılsın. Sayın Ahmet Hocam şunu sormak istiyorum size. Kulaklarımla duydum. Bu bir yanlıştır. Dönmek lazım. Yanlıştan dönülebilir. Yaptıkları açıklama. Şunu sorayım hocam. Demin eş başkanı kadın olan eş başkanı ismini hatırlamıyorum şu anda. Tülay Hatimoğulları. Evet. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Kürdistan'da da Türkiye'de de adaylarımızı belirleme çalışmamız devam ediyor. Siz bu düşünceyi bu açıklamayı nasıl buluyorsunuz? Dem gibi bu bakıştaki bir partinin şehitlerimize şehit diyemeyen bir partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yer almasını doğru buluyor musunuz? O doğru bulur muyum ya? Bir an önce kapatılmış. Çoktan kapatılması lazım. 570-600 küsur milyon Anayasa Mahkemesi'nin marifetiyle verilmemesi lazım. Bunları ben devamlı konuşuyorum. Böyle şey olur mu ya bir memlekette? Ahmet Hoca Anayasa Mahkemesi vermiyor ki hazine yardımını. Hükümet veriyor, Maliye Bakanı veriyor. Anayasa Mahkemesi iptali geri iade etti. İade etti parayı. Hangi parayı iade etti? Maliye Bakanlığı'nın verdiği parayı iade etti. Parti henüz kapanmadı diye. Hukuksuz olduğu için. Parti kapanmadı diye ama... İşte kapatılmasının yani, önüne geçti. Yanlış, kapanması lazım. Ama parayı demin... Ya da HDP'nin hesabına havale eden kişi Maliye Bakanı. Yanlış. Evet tamam yanlış. Onu söyleyeyim. Hükümet de yanlış yapıyor. DEM Partisi kapatılmalı mı Şaban Sevinç sana göre? Kapatılmalı.